Dünyanın en büyük 28 borsasının üyesi Philip Capital sunar. Stüdyo Londra'dan herkese iyi akşamlar. Saatlerimiz 20'yi gösteriyor. Hafta içi her akşam olduğu gibi küresel gelişmeleri konuşmak üzere karşınızdayız. Programda bugün bize Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir eşlik ediyor. Muhammed Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür. Bugün bu haftanın en kritik günü sanıyorum. Saat 22'de Fed faiz kararı alacak. Artık faiz artırımlarının montanının düşürülmesi bekleniyor. Gördüğümüz, önceki toplantılarda gördüğümüz güvercin Şahin Fed'den, ki bunu da literatüre sevgili Ali Çağatay sokmuştur. Güvercin Şahin Fed'den artık biraz daha güvercine doğru adım attığını göreceğiz gibi görünüyor. Şimdi en son aldığımız enflasyon verisi de en kötünün geride kaldığına yönelik umutları biraz daha yeşertti. Siz nasıl görüyorsunuz bu tabloya baktığınızda? Evet, enflasyon hızı yavaşladı. Beklenenden daha düşük bir enflasyon geldi. Enflasyonun artışı da yavaşladı. Dolayısıyla gözüken o ki, görünen o ki, Fed'in aldığı kararlar, attığı adımlar doğru etkileri yapmış durumda. O etkileri ortaya koymuş durumda. Hızlı bir şekilde 75 baz puan artırmışlardı. Dolayısıyla enflasyonun önüne geçmeyi başardılar. %11, 12, 13, 15, 20'lere gitmeden. Diğer taraftan baktığımızda tabii ekonomide ciddi bir yavaşlama oldu mu diye gözlemliyorduk. Hatta geçen hafta da bahsetmiştik, bundan sonraki en büyük sohbetimiz, analizimiz resesyon üzerine olacak. Gerek Avrupa'da, gerek Amerika'da, gerek diğer ülkelerde olsun diye. Bu faiz artışına biraz frene basarak yavaşlatmazlarsa, ki zaten zannedersem 4.85-5.25 arası gözüküyor şu an en tepe faiz beklentileri Amerika'da gelecek yıl için. Ekonomi çok daha olumsuz etkilenecekti. Ama gelen verilere baktığımızda da çok ciddi bir olumsuzluk yok gibi duruyor makro datalara baktığımızda. Dolayısıyla ayarında gidiyor. Bugün de bir 50 bas puanlık artış bekleniyor. Tabii böyle çok garip bir şekilde 25 bas puanlık artış beklentisine girenler var. Benim beklentim o yönde değil. Tabii ki hani Fed'in böyle ters köşe yapmaya çalışacağını zannetmiyorum. Yatırımcıları ya da daha önceki sözel yönlendirmelerinden yola çıkarak. Ama olur da hani çok çok düşük bir ihtimal öyle bir şey olursa bütün piyasaların coştuğunu görürüz. Hisse senedi piyasasından tutun, bono piyasasından MTA'lara kadar. Çünkü fonlama maliyetinin çok beklenenden çok daha az arttığı anlamına gelecek bizim için. Ama 50 bas puan çok ortak bir şekilde beklenen artış. Neler diyecekler konferansta, basın toplantısında, ona dikkat etmek lazım. Ne kadar Şahin konuşacaklar, ne kadar güvercin konuşacaklar ya da ne kadar Şahin görünümlü güvercin konuşacaklar, ona bakmak lazım söylediğiniz gibi. Dolayısıyla çok ciddi sert hareketler beklemiyoruz. Zaten piyasalara baktığınızda piyasalar çok ciddi bir şekilde beklentileri satın aldı. Hisse senetleri yukarıda, endeksler yukarıda, MTA'lar yukarıda. Bakalım konferansta, basın konferansında ne söyleyecekler. Peki siz bu en son aldığımız enflasyon verisinin kompozisyonuna baktığınızda 2023 yılında da istikrarlı bir gerileme göreceğimize dair işaretler aldınız mı? Ya yine hani daha önceki programlarda da konuştuk da bunlar önümüzdeki aylarda, yıllarda ne gibi gelişmelerin olacağına bağlı. Şimdi enflasyonun en büyük iki kalemi, bir tanesi enerji, bir tanesi de gıda. Hatta Biden'ın bugün açıklaması vardı. Gıda tarafındaki fiyat artışındaki yavaşlama beklediğimiz ölçüde değil. Onun için şirketler üzerine düşeni yapmalı gibi bir açıklama yapmıştı. Gıda ve enerji dediğimizde günün sonunda toplumun tamamı tarafından kullanılan şeyler, tüketim kalemleri diyelim. Dolayısıyla orada ne olabilir? Şimdi biliyorsunuz bir petrol fiyat tavanı konuldu. Rusya üzerine, Rus petrolüne petrol fiyat tavanı konuldu. Bunu ne kadar uygulayabiliriz? Bunu uygularsak
İşte piyasadaki arzın ne kadarı piyasaya girmeyecek o zaman? Yani Rusya da çıkıp derse ki eğer siz bu tavanı uyguluyorsanız ben size petrol satmıyorum derse, o zaman çok ciddi bir miktar piyasadan çekilecek. Tabii ki kendine yeni pazarlar bulacaktır ama yine de ciddi bir şok etkisi yaratacaktır. Enerji piyasasında yukarı yönlü bir baskı oluşturacaktır. Diğer taraftan gıda fiyatlarına baktığınızda bu savaş biliyorsunuz Rusya ile Ukrayna arasındaki arz tarafını çok olumsuz etkilemişti. Türkiye'nin aracı olduğu bir koridor var. Onun üzerinden şu an ihracat gerçekleşiyor. İnsanlar hani aç kalmasın, değişik ülkeler böyle kıtlığa açlığa gitmesin diye. Ola ki orada bir anlaşmazlık oldu. Ne olacak? Gıda fiyatları tekrar yukarıya gelecek. Şu an zaten talep tarafına baktığınızda Çin'in ciddi bir talep daralması vardı. Çin'de yavaş yavaş açılacak gibi duruyor. Dolayısıyla oradaki talep gelecek. Yani arz tarafındaki potansiyel sıkıntılarla talep tarafındaki potansiyel artışları göz önüne aldığımızda aslında risk hala yukarı yönlü. Dolayısıyla FED adım atarken biraz da temkinli adım atmak istiyor. Çok önden böyle ya tamam biz bu işi hallettik, bu savaşı kazandık gibi bir açıklama yapmayacaktır. Muhtemelen biz yapacağımızı yaptık. Yaptığımızın neticesinde de olumlu sonuçlar aldık. İstediğimiz yönde hani dümeni kırdık. Dolayısıyla bundan sonra biraz daha az artıracağız diye devam edecek. Muhtemelen bir sonraki faiz kararında 25 baz puan gibi bir artış söz konusu olabilir. Ama yine de sözel olarak baktığınızda daha şahin gözükecektir. Yani merak etmeyin biz buradayız, gerekirse daha fazla bunu artırırız, gerekirse tekrar 75 baz puanlara döneriz gibi bir açıklama yapacaktır. Ya da o minvalde bir konuşma yapacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü en son söyleyeceği şey şu an hani piyasaların bilmiyorum bekleyen var mıdır da ya tamam biz bu işi hallettik, unumuzu eledik, eleğimizi astık noktasında bir açıklama yapmayacaktır. Onun için hala enflasyonda yukarı yönlü riskler devam ediyor. Aşağı yönlü hani enflasyonu toparlayacak çok ciddi bir ilginç haber gelir mi? Savaşın sonu deriz değil mi? Putin der ki tamam oturalım anlaşalım. Karşı tarafta der ki tamam biz koşullarını kabul ediyoruz. Ama gözüken o ki yine bu önümüzdeki 6 ay 1 sene içinde en azından gerçekleşmeyecek gibi duruyor. Şimdi Fed'in faiz politikasına ilişkin süreçleri tabii biraz daha detaylandıralım istiyorum. Yine baktığımızda ING'nin ekonomistlerinden James Knightley'den konuya ilişkin bir değerlendirme vardı. Projeksiyonlara dikkat çekmiş James Knightley. Eğer projeksiyonlar enflasyonun hedefe ulaşmasının uzun süreceğini gösterirse Fed'in projeksiyonlarını, daha fazla faiz artırımları da meşrulaşır demiş. Projeksiyonlarda tabii izleyeceğimiz önemli noktalardan biri olacak. Buraya ilişkin sizin beklentiniz nedir? Biraz daha uzun montanlı faiz artırımlarının sinyalini görme ihtimalimiz var mı projeksiyonlar üzerinden? Yok ben beklemiyorum açıkçası. Yani baktığınızda şimdi faizle enflasyon biraz tahterevalli gibi. Yani birini artırırsanız öbürü düşüyor. Normalde. Hani en azından okulda öğrendiğimiz kadarıyla. Temel iktisadi kuramlara göre evet. Aynen. Yani temel klasik öğretilere göre öyle diyelim. Şimdi baktığınızda faiz çok düşüktü değil mi? %0,25 seviyelerindeydi. Enflasyon %10 seviyelerindeydi. Şimdi faiz yukarıya doğru geliyor. İşte %3-3,5-4 o civarlara gidiyoruz. 4,5-5'lere geleceğiz. Oradan enflasyona bakıyoruz. %6,1'e kadar gelmiş. Yani bu biri yukarıya giderken diğeri aşağıya gelmiş. Orta noktada buluşma noktasına gelmişler. Dolayısıyla bu neyi ortaya koyacak? Siz mevduata yatırdığınız paradan %5 faiz alıyorsanız kabaca. %5'te enflasyon varsa en azından paranız erimeyecek. Alım gücünüz düşmeyecek demek yatırımcılar açısından baktığınızda. O dengeye doğru yaklaşıyoruz zaten. Çok yakınız. Yani çok ciddi bir fark yok. Yani %10 reel getirden, negatif %10 reel getirden, yani %10 kayıptan %2 kayba kadar inmişiz. Görünen o ki önümüzdeki dönemde bunlar dengelenecek. Belki pozitif bir getiriye de yaklaşabileceğiz gibi duruyor. Dolayısıyla Fed'in ekstra çok agresif bir şekilde geçtiğimiz dönemde yaptığı gibi bir faiz artışına gerek yok. Aynı hani nasıl ilacı kullanırken dozunda kullanmanız lazım. Sırf antibiyotik işte bakterileri öldürüyor, enfeksiyondan kurtarıyor diye dozunun 2-3 katı almanız faydalı olmak yerine zarar getirir.
Aynı o da onun gibi faiz oranlarında da şu an dozunda artırıyorlar. Çok başarılı bir şekilde idare etti. Benim beklemediğim bir şekilde açıkçası Fed bu enflasyon faiz dengesini. Bugünkü yapacağı, büyük ihtimal yapacağı 50 baz puanlık artışta da yine aynı dengeyle devam edecekler. Sonra artık 2024'te faizlerin tepe noktası yaptığı ve bir noktada da artık belki eğer biraz önce bahsettiğim gelişmeler olmazsa enerji ve gıda tarafında gereğinden fazla sıkıntılardan dolayı özellikle arz tarafındaki sıkıntılardan dolayı çok ciddi fiyat artışları olmazsa artık ne zaman faiz düşürülecek ya da faiz artırılmayacak işte şu kadar mı düşürülecek diye onları tartışacağız gibi geliyor önümüzdeki sene. Eğer arz tarafında çok ciddi bir sıkıntı olmazsa demişken, yine bugün ekonomi basınına yansıyan haberlere baktığımızda da Avrupa Birliği ülkelerinin gaza uygulanacak tavan fiyatta anlaşamadığına ilişkin başlık vardı. İsterseniz bu kısmı için bir virgül koyalım. Ben asıl size İngiltere enflasyonunu da sormak istiyorum. 41 yılın zirvesinden bir gerileme kaydedildiğini gördük. Yanılmıyorsam %11,1'ler seviyesindeydi. Çok sert bir gerilemeden bahsetmiyoruz elbette ama çift haneler hala Avrupa ekonomileri içinde zaten biraz daha alışık olmayan bir tablo şu anki tabloya baktığımızda. Buradaki yavaşlamanın devam etmesini, kalıcı olmasını ve sürdürülebilir olmasını bekler miyiz? Ne dersiniz? Şimdi İngiltere'deki sıkıntı aslında tüm dünya aynı sıkıntıyı yaşıyor değil mi? Enflasyon sıkıntısı. İşte faiz artımına bakıyoruz. İngiltere Merkez Bankası da faiz artırıyor. Ama İngiltere'deki sıkıntı İngiltere'ye has biraz daha politik hükümetten kaynaklanan bir sıkıntı maalesef. Özellikle son dönemde muhafazakarların, Torilerin garip politikalarıyla, kendi işlerindeki tutarsızlıklarıyla çok sık hükümet değiştirmeleri, işte Maliye Bakanı değiştirmeleri ya da politika değiştirmelerinden dolayı ülke çok olumsuz etkileniyor. Hatta öyle bir noktaya gelmişti ki hatırlarsanız Liz Truss bu kendi minik bütçesini açıkladığında ülkenin emeklilik fonları ya da işte batacak noktaya gelmişti. Merkez Bankası zannedersem 65 milyar poundluk bir müdahalede bulunmak durumunda kalmıştı bir gece içinde. Pound bir gece içinde kabaca %8-9 değer kaybetmişti dolara karşı. Neredeyse 1 dolar 1 pound'a eşit oluyordu. Ki bu hani 10 yıllardır görülmemiş bir şey. En düşük seviyelerine gelmiş olacaktı. İngiltere'nin sıkıntısı o maalesef. Yine görünüyor ki baktığımızda şeylere en azından anketlere baktığımızda şu an biraz daha İşçi Partisi'nin önde gittiğini, onların politikalarının biraz daha mantıklı olduğunu görebiliyoruz. Çünkü maalesef Muhafazakar Parti'de çok ciddi yolsuzluk mu diyelim ya da mevzuata uygun olmayan çok ciddi sıkıntılar var. Gerek işte göçmenler konusunda, gerek ekonomik konusunda, gerek verilen ihaleler konusunda vesaire. Dolayısıyla hani ne kadar buna karşı dayanabilirler? Erken seçim olur mu? Erken seçim olursa gelen hükümet nasıl bir politika izleyecek? Ona bakar. Ama hali hazırdaki resme baktığımızda maalesef Avrupa'nın da Amerika'nın da gerisinde kalmış durumda. Çünkü daha çok popülist politikalar izliyorlar. Bu popülist politikalar da hangi ülkede uygulanırsa uygulansın. Yani sırf tribünlere oynamak için bir şeyler yaparsanız, bir karar alırsanız hükümet olarak, ülkeyi yöneten insanlar olarak neticesi de olumsuz oluyor maalesef ekonomiye. Peki en son İngiltere'den yine takip ettiğimiz haber akışına baktığımızda grevler önemli yer tutuyordu. Bu grevlere karşı da Başbakan Rishi Sunak'ın çok sert bir tavrı vardı. Yani sertten de kastım şu, çok net bir tavrı vardı desem daha doğru olacak. Biz enflasyonu öncelemek zorundayız. Çok fahiş zamlar yapamayız ücretlerinize ve maaşlarınıza açıklamasının hemen ardından, örneğin ülkede çok da kritik görevi olan paramedikler, gümrük görevlileri gibi kişiler greve gitme kararı almıştı. İşin bu cepheden şu anki atmosferi nasıl? Bir uzlaşma olmazsa yine enflasyonu tetikleyici, ülkedeki gidişatı aksatıcı bir gelişmeye sebep olur mu bu tablo sizce? Yani şimdi baktığımızda yine enflasyonun sebeplerine bakalım. Yani enflasyonun sebebi işte sağlık çalışanlarının enflasyon oranında zam alması değil. Bu insanlar günün sonunda hayatını idame ettirmeye çalışıyor.
istedikleri zam da zam değil. Zaten diyor ki bak diyor, geçen sene işte 100 lira, 100 pound olan bir şey bu sene 111 pound. Yani benim aynı şeyi alabilmem için 11 poundluk bana bir zam yapman lazım diyor. Onların istediği şey fiyatları artıracak bir şey değil. Onların istediği şey gecikmiş bir, zaten hani alım güçleri düşmüş. Zaten geçtiğimiz bir yıl içinde zarara girmişler. Bize diyor hak ettiğimiz artışı verin diyor. Şimdi Rishi Sunak'ın söylediği hani ben enflasyonla mücadele edeceğim, kusura bakmayın ama hani size ücret artışı yapamam noktası da biraz tabii oksimoron, hani kendi içinde şey yaşayan bir şey. Ekonomiyi kurtarmak için illa gidip de insanların sağlığına emanet ettiği, canına emanet ettiği ne bileyim tren kondüktörleri olsun, otobüs şoförleri olsun, yani normal halkın çoğu kesimini sıkıntıya sokarak, yani hadi hepinizi biz %10 sıkıntıya sokalım da ülke kurtulsun demek yerine zaten çok değişik yerlerden çok güzel gelir elde edebilirler. Mesela kurumlar vergisini artırabilirler, corporation tax dediğimiz. Yani şirketler şu an %20 veriyor galiba. %19 ya da 20, %20 yerine %25 alırsınız, %30 alırsınız. Oradan gelirlerinizi artırırsınız. Kaldı ki her ne kadar bu hani kapitalizmin temellerine göre aykırı gibi dursa da, hani iş yerlerini desteklememiz lazım. Hani çok vergi alırsak burada iş yapamazlar, edemezler gibi. Aslında baktığınızda Amerika'nın da Avrupa'nın da en verimli olduğu zamanlar en yüksek kurumlar vergisi alındığı zamanlar. Onun için biraz önce dediğim o ekonomik olarak, hani ekonomik ve sosyal olarak çok ciddi politik kararlar alamıyorlar dediğim muhafazakarların bu nokta. Neticede siz gidip insanlara hakkını vereceksiniz ama herhangi bir bütçede artış yapmak istiyorsanız elinizde onlarca, yüzlerce değişik enstrüman var. Onları kullanabilirsiniz. Zaten ilk enflasyonun, yani enflasyon halka yayılmadan önceki en fazla enflasyon lüks araçlarda oldu. Lüks tüketim maddelerinde oldu. Saatlerde oldu. İşte klasik arabalarda oldu. Oralardaki enflasyon %50, %100'dü. Niye? Üst kesim zaten hani çok ciddi sıkıntısı yok. Onun için rahatlıkla onların üzerine ciddi bir talep oluşturup fiyatları yukarıya çekebildiler. Diğer taraftan da baktığınızda tabii ki şimdi Rishi Sunak'ın kendisi biliyorsunuz kraliçeden daha zengin. Yani İngiltere'nin en zengin ailelerinden biri. Gidip de bir ne bileyim hemşireye, bir ambulans şoförüne ya işte siz de işte 3 öğün yemeyin de 2 öğün yiyin ya da 3 öğün yiyin ama tatlı yemeyin gibisinden bir tavsiyede bulunup öyle bir çözümle gelmesi de biraz ironik, çünkü bilmiyorlar. Hani buradaki en güzel sorulardan biri şeylere, politikacılara bir litre süt kaç liradır diye sorarlar. Bir ekmek kaç liradır? Hani bunu bilmiyorsan sen bu konuda hakikaten alım sıkıntısı olan, hani alım gücü düşmüş olan insanları nasıl anlayabilirsin? Onlara nasıl çözüm sunabilirsin? Günün sonunda politika ya da ülkeyi yönetmek sadece rakamlar değil. Bunun sosyal tarafı da var. Sorumlu olduğunuz insanlar da var. Tabii ki mesela kimse maaş almazsa bir sene, değil mi? Bunlar ücretsiz çalışırsa ekonomi direkt toparlanır. Hiç sıkıntı olmaz. Hani bütçeyi dengeleme açısından bakarsak. Ama öyle bir durum söz konusu değil tabii ki. Yer yer böyle modern zaman Marie Antoinette tavrı oluyor sanki siyasilere baktığımızda verdikleri önerilerle. Kazak giyin önerileri falan da vardı bir ara bu enerji konusunda tasarruflu olmak için. Yani elbette tasarruflu olalım ama bir siyasinin çıkıp bu tarz öneriler vermesi ilginç oluyor gerçekten. İsterseniz kalan son birkaç dakikamızda da Uluslararası Enerji Ajansı'ndan gelecek yıl Rusya'nın piyasadan petrolü çekme ihtimaliyle birlikte petrolde bir rally olabileceği beklentilerini konuşalım. İhracatta azalma olursa Rusya cephesinde talep de artacak ve büyük bir rally olabilir petrolde demişler. Matematiksel olarak doğru görünüyor ama denkleme sokmamız gereken başka bir faktör var mı? Başka bir faktör yok. Yani şu an dünya ekonomisi, biraz önce bahsettiğim gibi makroekonomik verilere baktığımızda ekonomilerin çok ciddi yavaşlamadığını görüyoruz. Şimdi talep tarafında çok ciddi bir azalma yoksa, arz tarafında azalma olursa, bir sıkıntı olursa fiyatların nereye gidebileceğini Allah bilir diyeyim. Yani ben oturup mesela 150-200 doların üzerine çıkmaz diyemem petrol. Üst tarafı sınırsız.
Her üründe olduğu gibi hisse senedi olsun, endeks olsun, MTA olsun, hani döviz biraz farklıdır ama bu ürünlerde arz tarafında sıkıntı olursa ya da talep tarafında ciddi patlama olursa bunun gidebileceği üst limit tanımlamak çok kolay değil. Ha yani düşse düşse ne olur, yaşadığımız gibi 5 dolar 10 dolara düşer. Yani buradan 75-80 dolar düşer düşse düşse petrol, ama yukarıya giderse 100-200-300 durumun vehametine göre değişir. Dediğim gibi yakın dönemde Rusya-Ukrayna cephesinde çok olumlu gelişmeler beklemiyorum ben. Dolayısıyla oradaki fiyat sürprizleri, yani fiyatın ne tarafa doğru ciddi sürpriz olur, %20-30 yukarıya mı gider, %20-30 aşağıya mı gider derseniz, %20-30 yukarıya gitme ihtimali düşme ihtimalinden çok çok daha yüksek. Çünkü şu an bilinçli olarak baskılanıyor fiyatlar yani. Baskılanmaya çalışıyor ki enflasyon da aşağıya gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir, kıymetli yorumlarınız ve katkılarınız için. Burada noktalıyoruz. Stüdyo Londra'yı piyasa analizle devam edeceğiz. Piyasa analizin de ardından Fed özel yayınıyla karşınızda olacağız. Hatırlatmak isteriz. Fed'in faiz kararını karşılayacağız. Ardından Başkan Powell'ın mesajlarını sizlere aktaracağız. Kıymetli gazeteci Ali Çağatay ve konuklarımızla birlikte sizlerle değerlendirmeye çalışacağız efendim. Dünyanın en büyük 28 borsasının üyesi Philip Capital sundu.